TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu topraklar 30 Ağustos Zaferi ile beraber artık ebedi Türk yurdu olduğunun mührünü vurdu dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılı kutlu olsun diyoruz. Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tebrikleri kabul etti. Resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bu topraklar 30 Ağustos Zaferi ile beraber artık ebedi Türk yurdu olduğunun mührünü vurdu, dedi. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile beraber bu toprakları yurt edildi. Vatan bildiğimiz bu topraklarda çok büyük medeniyetler inşa ettik. Ancak bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamanın çok ağır bedelleri vardı. Milletçe çok ağır bedeller ödeye ödeye bugünlere geldik. Bizler Anadolu'ya geldiğimiz andan itibaren çok büyük zaferler, büyük medeniyetler kurduk. Ancak bazen yıkılışlar da gördük. Bazen bir devletimiz yıkılırken biz o yıkılışın ardından hemen bir başka devletimizi daha güçlü, daha büyük olarak kurduk. Yani üç kıtaya hükmettik. Dünyanın birçok bölgesine nizam ve barış getirdik. Bütün coğrafyalarda var olduk. Ancak bu şanlı tarihimiz içerisinde bazen acı günlerimiz de oldu. Bazen milletçe çok büyük hüzünler yaşadığımız günler oldu. Öyle ki üç kıtaya hükmettiğimiz zamandan sonra toprakların bir elimizden gidişinin acı hatıralarına şahit olduk. Kafkasların elimizden gidişini gördük. Hicaz bölgesinin kopuşunu yaşadık. Huzur ve barış götürdüğümüz Balkanlarda soykırıma uğradık. Katliamlar yaşadı milletimiz. Ve tekrardan Anadolu'ya hicreti rücu yaptı milletimiz. Tekrardan Anadolu topraklarına döndük. Çok kara günler yaşamıştık. Ancak henüz en kara günlerimiz gelmemişti. Tarihin en kara günlerini Anadolu'nun işgaliyle yaşadık. Hepimiz bir ümitsizlik içerisine düşmüştük. Millet savaşlardan yorulmuştu. Kapkara günler, kapkara geceler önümüzdeydi. Bir umutsuzluk vardı içimizde. Binlerce yıldır yurt olarak bildiğimiz toprağımız elimizden kayıp gitmekteydi. Ancak milletin sinesinden ortaya çıkan, milletin sinesinden yetişen önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının söyleyecek sözleri vardı. Ya istiklal ya ölüm diyen kahramanımızın arkasında bütün milletimiz yek vücut oldu. Tekrardan birlikte beraber olduk. O karanlık geceyi milletçe hep beraber aydınlığa çevirdik. Yeni bir gün dönümü yaşadık. Ve Sultan Alparslan'la beraber yurt edindiğimiz bu topraklar 30 Ağustos zaferiyle beraber artık ebedi Türk yurdu olduğunun mührünü vurduk. 30 Ağustos zaferimiz tarihimiz en büyük zaferlerinden birisidir. Çünkü bir yok oluşla karşı karşıyaydık. Ve yok oluşla karşı karşıyayken bir var olma mücadelesi verdik ve bu mücadeleyi kazandık. 30 Ağustos'un Kayseri'de başka bir anlamı var. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri'de
bir farklı duyguyla kutlanıyor. Çünkü Kayseri o günlerde bütün yurda, bütün cephelere asker yolluyordu. İşte hepinizin bildiği gibi Kayseri Lisemiz mezun verememişti. Kayseri bir sigortaydı. Anadolu işgal edilirse meclisimizi Kayseri'de kuracaktık. Yani Kayseri son ümidimizdi. Dolayısıyla kalbi vatan ve millet duygusuyla atan bu topraklarda 30 Ağustos hepimiz için farklı bir anlamda. Vali Çiçek'in konuşmasının ardından 30 Ağustos zafer pastasının kesilmesiyle resepsiyon son buldu. "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan isimler birlik, beraberlik mesajı verdiler." Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Kayseri Protokolü, şehit yakınları, STK temsilcileri, askeri erkan, Kayseri'nin önemli iş insanları katıldı. Resepsiyona katılan davetliler TV1 mikrofonlarına açıklamalarda bulundular ve Zafer Bayramı'nı kutladılar. "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamakta, burada vatandaşlarımızla beraber olmaktan çok mutluyum. Tabii Ağustos ayının 30 Ağustos'tan ziyade Ağustos ayının Türk milletinde ayrı bir yeri var. Bizim Anadolu'ya girişimiz Ağustos ayında, Malazgirt zaferimiz Ağustos ayında. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm ülkemize kutluyorum, tüm vatandaşlarımızın. Kayseri'de de çok güzel bir ortam var, tüm vatandaşlar burada, her kesimden insanlarımız var. İnşallah daha nice 30 Ağustos Zafer Bayramları'nda buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum." "Özellikle bu 101 yılın inşallah 1101 yıl, 2101 yıl olarak devam etmesini, kıyamet sabahına kadar da bu birliklerimizin devam etmesini murad ettiğimi söylemek istiyorum. Tabii Kayseri özelinde baktığımız zaman da Kayseri'de benim değil, vatandaşların fikri, çok güzel bir atmosferde özellikle meydanda bir program yapıldı. Sonrasında akşamında burada şimdiye kadar hiç olmadığı kadar bir kalabalık vardı. Her kesimde insan vardı. Her siyasi partide insanlar vardı. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir atmosfer sağladığı için Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten pandemiden sonra da özlemişiz böyle atmosferleri. İnşallah böyle devam eder diyoruz. Kıyamet sabahına kadar da ülkemiz, milletimiz, cumhuriyetimiz, vatandaşlarımız hep payidar olsun." "Peki, çok mutlu ve bu topraklara tekrar kavuşmuş olmanın verdiği huzurla konuşuyoruz. Atalarımız çok ciddi bir cefa çektiler. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Mütarekesi ile beraber özellikle emperyal güçlerin Anadolu'yu parçalama projeleri neticesinde çok zor günler geçirdik. Hamdolsun 101 yıl önce yine zaferi elde ederek yeniden dirilişe geçtik ve bugün Allah'a çok şükür müreffeh bir hayat yaşayan, böylesine muhteşem bir coğrafyada, böylesine muhteşem bir halk olarak varlığımızı ilelebet devam ettirecek bir ortama kavuştuk. Allah kimseyi vatansız bırakmasın." 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümü. Onun gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz bugün hep birlikte bir Kayseri olarak, ulus olarak. Çok büyük bir zafer, yokluklarla elde edilen, bir ulusun gücünü gösteren bir zafer. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy söylemiş ya, "Allah bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmez inşallah" demiş. Bizlere inşallah böyle savaşlar nasip etmesin. Ama ihtiyacı olduğunda ulusun nasıl bir yek vücut olarak, tek vücut olarak ülkesini savunduğunu gösteren savaşlardan bir tanesi. Dünyada eşi benzeri yok ne Kurtuluş Savaşı'nın ne de 30 Ağustos Zaferi'nin. Ben ulusumuza kutlu olsun diyorum. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük taarruza sonrasında taşlandırılan tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi ve ardından sizlerin de bildiği gibi bu 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 30 Ağustos Zaferi. İşte bu anlayış içerisinde Ayrıca Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Malumunuz 26 Ağustos Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi nedeniyle Anadolu'ya girmiş olması ve o günden bugüne
Türklerin Anadolu'yu yurt edinmiş olması, Türk denilince akla kucak açan, bağrına basan, kimsesizlerin kimsesi olan bir anlayış gelir. Cenab-ı Allah bir daha bu ülkeye zafer kazanma durumunda bırakmasın. Bu ülkenin geçmişteki kökleri her zaman isyana karşı, savaşa karşı birlik halinde zafer kazanan bir geçmişimiz var. Tüm Türk dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız sadece bir bayram olarak da algılanmamalı. Bu Türklerin dünyaya neler yapabileceğinin gösterildiği bir sembol olarak da algılanmalıdır. Biz bunları özellikle gençlerimize, çocuklarımıza mutlaka aşılamalıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı daha coşkulu, daha heyecanlı, sokakları taşıracak şekilde kutlamalıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bambaşka bir coşkuyla kutlandı. Festival Talas 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda akşam Antakya Medeniyetler Korusu unutulmaz bir konsere imza atarken gündüz de yamaç paraşütü ve model uçak gösterileri renkli anlar yaşattı. Talas Belediyesi yine farklı bir bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen program, Kayserililerin uzun süre hafızalarından silinmeyecek düzeydeydi. Yamaç paraşütü iniş alanında gün boyu süren etkinliklerde ilk olarak yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Ali Dağı'ndan uçuş yapan paraşütçüler, Türk bayraklarıyla gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturdu. Ardından Talas Havacılık Kulübü'nün gerçekleştirdiği Zafer Uçuşu Model Uçak Şovu büyük küçük her yaştan vatandaştan alkış aldı. Kutlamaların akşam bölümünde ise Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. 3 semavi dine mensup 200 kişiden oluşan koronun 7 üyesinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Şef Yılmaz Özfırat, kendilerine sahip çıkan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek "Acınız acımızdır. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi. Güzel slogan geliştirmişti kardeşlerimiz. Tüm Türkiye öldü ama bazılarımızı gömdüler. Sayın Valimiz, koordinatör vali olarak son derece çok çetin görevlerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, abimiz olarak 16 ilçenin başında ve biz günlerimizi, aylarımızı hatta devam ediyoruz yardım etmeye oralara. Gelen kardeşlerimizin 30 Ağustos bayramını kutluyorum buradakilerin herkesin. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de muhteşem bir koroyla muhteşem bir akşam yaşadıklarını kaydetti. Gerçekten muhteşem bir koroyla muhteşem bir akşam yaşadık. Ben Medeniyetler Korosu'nu kurulduğu andan itibaren takip ediyorum. Ve kurulduğu andan itibaren sadece Hatay'ın tanıtımı değil, bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bu ülkenin tanıtımı için çok büyük mesafeler kat ettiler. Ülkemiz için çok önemli işler yaptılar. Özellikle Hatay'da yaşanan o acıdan sonra acılarımızın bizi bir ettiğini, acılarla birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olduğunu bir kere daha gösterdiler. Sizler muhteşemsiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem insanlarsınız. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu birbirinden güzel kasideler, türküler, uzun havalar ve sevilen şarkılarla alandakilere muhteşem bir gece yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi. Etkinlikte binlerce Kayserili bisikletleriyle yaklaşık 10 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirerek Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Spor AŞ ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında
30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Zafer'e Pedallıyoruz bisiklet turu etkinliği düzenlendi. 5, 4, 3, 2, 1. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor AŞ Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşlar katıldı. Başlamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Zafer'e Pedallıyoruz bisiklet turu başlangıç noktasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Başkan Büyük Kılıç Öncülüğü'nde bu tür faaliyetleri her özel günde yaptıklarını belirtti. Başkanımız Doktor Memduh Büyük Kılıç Öncülüğü'nde bu tür faaliyetleri her özel günde yapıyoruz. Yine halkımız bize güvendi. Çok güzel bir gün. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda saat 17'de başlayan bisiklet turuna katılan binlerce Kayserili, RHG Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otoparkı'na kadar yaklaşık 10 kilometre karelik parkur boyunca Zafer Bayramı coşkusuyla pedal çevirdi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan genç bir ağacın altında uyurken bulundu. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan KK iddiaya göre sabah saat 6 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı. Gençten uzun süre haber alamayan ailesi durum ekiplere bildirdi. Kayıp genci bulmak için AFAD anda arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. AFAD'dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında gencin gidebileceği yerler tek tek arandı. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp genç bir ağacın altında uyurken bulundu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle bacağından vurulan şahıs yaralandı. Battal Gazi Mahallesi Şehit Murat Özçelebi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateşte BG bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine gelen şahsı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri'nin Kocaeli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü film gibi kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken bazı araçlara çarparak zarar veren ve ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan otomobilin kaçış anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Film gibi kovalamaca böyle sona erdi. Sahabiye Mahallesi'nde polis durumundan şüphelendiği 38KT376 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü ZK kaçmaya başladı. Kaçarken bazı araçlara çarparak zarar veren sürücü ZK daha sonra Koca Sinan Bulvarı'nda bulunan alt geçide ters şeritten girdi. Kaçma anları araç kamerasına da takılırken yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonrasında polis aracı durdurdu. Etkisiz hale getirilen sürücü ZK gözaltına alındı. Değerli izleyenler, 11 Eylül tarihinde 2023-2024 eğitim öğretim sezonu başlayacak. Sezon öncesi TV1'e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Kayseri'de 340 bin öğrenci ve 21 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirtti. Karaköse, eğitim öğretime hazır olduklarını ifade etti.
Yaz tatili sona eriyor. 11 Eylül pazartesi günü ders zili çalacak ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık tatilin ardından ders başı yapacak. İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, eğitim öğretim sezonu öncesi yaptığı değerlendirmede Kayseri'de 340.251 öğrenci ve 21.852 öğretmenin eğitim öğretime başlayacağını ifade ederek hayırlı olmasını temenni etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilimize, ülkemize, tüm vatandaşlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Efendim 2023-2024 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlayabilmesi için biz de son haftasındayız artık. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kayseri'de biz ilimizde 340.251 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacağız. 4 Eylül'de biliyorsunuz uyum süreci var. 4 Eylül'de 1. sınıflar ve 9. sınıflara bir uyum süreci çalışması yapılacak. Ve aynı zamanda da 11 Eylül'de de eğitim, öğretim tamamen süreç başlayacak. Bu konuda da bizim dersliklerin hazırlanması, okulların hazırlanması, öğretmen görevlendirmeleri, gerekli personel atanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda hazırlıklarımız tamam ve sıkıntısız bir şekilde de bu sürece başlamayı inşallah biz de düşünüyoruz. Eksik sorun yok yani sadece. Ya inşallah 341 öğrenciden yaklaşık 20 bin öğretmenden bahsediyoruz ve bu anda da tüm bizim birimlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, şube müdürlerimiz, herkes kendi görev alanında vazifelerini yapıyorlar. Bu konuda hazırlıklarımız tamam inşallah. Evet. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlk Yardım İnsana Her Yaşta Gereklidir projesi çerçevesinde emekli öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi. İlk Yardım İnsana Her Yaşta Gereklidir projesi çerçevesinde Kayseri Öğretmen Evi'nde emekli öğretmenlere yönelik ilk yardım kursu düzenlendi. İlk yardım videoları var, sunumları var. Oradan da belki bir kendi olabilir, bir taş olabilir, bir sopa olabilir. Düzenlenen kursta İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri katılımcılara konu başlıklı halinde uygulamalı olarak eğitim verdi. Burada uygulamada gördüklerinizi ailenizle evde paylaşırsanız... Öncelikli amaçlar nedir? Kişinin hayatını korumak. Kursa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse ise ilk yardım alanında şuurlu olabilmenin önemine değinerek bugün düzenlenen semineri çok önemsiyorum dedi. Bazen çok küçük dokunuşlar, anında müdahaleler insan hayatını kurtarmak için yeterli olabiliyor. Bunun için de her alanda olduğu gibi bu alanda da bilinçli olabilmek, yeterli bilgi sahibi olmak çok çok önemli. Bizlerin yaşam içerisinde eğitimin sadece okullarda değil, hayatın her aşamasında öncelikle aileden başlayarak daha sonra yaşadığımız çevre, okullar, iş yerimiz, sosyal çevre her yerde geçerli olduğunu düşünüyoruz. İnsanın her zaman her konuda mutlaka öğrenmeye açık olması çok çok önemli. Bugün buradaki düzenlenen semineri de çok önemsiyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten de hiç beklemediğimiz anlarda, yaşayabileceğimiz kriz ortamlarında, stres yönetiminde, insanın bazen ne yapacağını bilmemesi, büyük üzüleceğimiz felaketlerle karşılaşmamıza neden olabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu için yurt başvuruları başladı. 2 Eylül Cumartesi saat 23.59'da sona erecek başvurular hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri'de geçen yıl 9.500 olan yurt kapasitesinin 14.750'ye çıkarıldığını söyledi. Kabakçı, öğrencilerimiz merak etmesin, yurt problemi olmayacak dedi. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu için başvurular başladı. Başvurular hakkında TV1 açıklama yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri'de geçen yıl 9.500 olan yurt kapasitesinin 14.750'ye çıkarıldığını söyledi. Kabakçı, öğrencilerimiz merak etmesin, yurt problemi olmayacak dedi. Özellikle Kayseri'miz deprem bölgesinde ve deprem olan illere en yakın bölge olduğu için yaklaşık 6 aydan bu yana dönüşümlü olarak 25 bin ile 30 bin arasındaki depremzede misafirlerimizi konuk ettik. Bu bizim için hem bakanlık adına hem ilimiz adına gurur duyulacak bir çalışmaydı. Çünkü orada her türlü sıkıntıyı yaşamış,
kış şartlarıyla birlikte şehrimize gelmiş, yurtlarımızda misafir etme şerefine ulaştığımız bu kardeşlerimiz, geçen hafta itibarıyla tamamını illerine yolcu ettik, uğurladık. Hemen akabinde de tabii ki hazırlanma gerekiyordu. Yurtlarımızı tadilat, düzenli bir çalışma ve öğrencilerimizin geldikten sonra yine güzel bir rahat ortamda çalışmalarını, işte burada konaklamalarını sağlayabilmek için tüm çalışmalarımızı 13 yurdumuzda artı 3 yurdumuz daha eklendi. Onlarla birlikte tamamlamak üzereyiz. Eylül ayı itibarıyla da malumunuzdur, dün itibarıyla yurt başvuruları başladı. Yoğun da talep var. İnşallah Kayserimizde geçen yıl olduğu gibi inanıyoruz ve biliyoruz ki öğrenciler konusundan baktığımızda yurt problemi olmayacak olarak planlamalarımızı yaptık. Olağanüstü bir durum olursa tabii ki şartlar değişebilir ama şu anki şartlarda tüm öğrencilerimizi misafir edebileceğiz. O Kayseri Genç Spor Müdürlüğü olarak bunun planlamalarını da yaptık. Geçen yıl 9.500-10.000 arası olan yurtlarımızla ilgili sayısal konaklama verileri öğrenci bazı şu an biz 14.750'ye çıkarttık. Bu kapasite artışıdır. Tabii ki hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmak istemiyoruz ve bırakmayacağız. Yurtlarımızda onların konaklamasını, işte çalışmasını, ortamlarını en iyi şekilde hazırlayıp onların üniversitelerine, okullara gitmesini sağlayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılı ikinci çeyrekte çeyrek dilimde %3.8 büyüdü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Yalçın, yaşanan depremler ve küresel ekonomideki durgunluğun yansımalarına rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılı ikinci çeyrek diliminde %3,8 gibi bir büyüme oranı yakalamıştır. Bu rakam Türkiye ekonomisinin büyümedeki güçlü ve inatçı yapısını sürdürdüğünü göstermektedir, dedi. Başkan Yalçın, dünya genelinde yaşanan resesyon, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine baktığımızda Türkiye ekonomisi büyümedeki gücünü ve kararlılığını yılın ikinci çeyreğindeki rakamlarla bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin ve Kayseri'nin ekonomik büyümesini artırmak için daha çok çalışmak zorundayız. Yatırım, istihdam özellikle yüksek teknoloji üretim ve ihracat odaklı çalışmamıza büyüme rakamlarımızı yukarıya taşımamız gerekmektedir, dedi. Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme yaptı. Gülsoy, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Devam eden yapısal sorunların çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesi önem arz etmektedir. Bu rakamlar ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürülebilirliktir. Rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekmektedir. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akılla şimdi daha çok çalışmak zamanıdır, dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kırınardı Mahallesi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar için yerinde inceleme yaptı. Başkan Palancıoğlu, Yeşildere Caddesi'nde büyük ihtiyaç olan yeni yol ve menfez köprüyü yaptıklarını söyledi. Şöyle doldurmayın bence, eğilimi de yapmayın, şuraya indirin, şu seviyede olsun burada. Tamam başkanım. Melikgazi Belediyesi'nin ilçede yeni yol çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Kırınardı Mahallesi'nde yapılan ve yapılacak çalışmalar için yerinde inceleme yaptı. Kırınardı Mahallesi'nde yeni yapılan köprü ile yolun daha güvenli hale geldiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, çok şükür büyük bir ihtiyacı gidermiş olduk, dedi. Kırınardı'da uzun süredir sorun olan, özellikle kış aylarında iniş çıkışta kamyonların, araçların büyük sorun yaşadığı Yeşildere Caddesi'ndeyiz. Burası gördüğünüz gibi şu anda çok güzel bir şekilde bitmiş durumda.
Arka tarafta gördüğünüz şu beton blokların altından 24 tane büz geçiyor. Burası kazıldı, büzler konuldu, çeşitli beton imalatlar yapıldı ve yukarıdan aşağı geçiş asfaltlanarak çok güzel bir hale geldi. Hem kazalar önlendi hem vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oldu. Burası da hem Talas hem Hacılar, evet. Bu bölgede ana yoğun olarak kullanılan Yeşildere caddemiz. Hayırlı olsun diyorum muhtarım. Sizin de büyük bir sorun hallolmuş oldu. Evet, evet. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Yaylalan geliyor, Aldan'a gidiyor. Bunu şöyle doldurmayın bence. Eğilimi de yapmayın. Koca Sinan Belediyesi ilçenin genelindeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getiriyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıyoruz dedi. Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını arttırmaya devam ettiklerini söyledi. Modern parklarla Koca Sinan'ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, yeni parkların Koca Sinan'a ve Kayseri'ye ayrı bir güzellik kattığının altını çizdi. Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Özellikle parkları, yeşil alanları, oyun grupları, sosyal mekanlarıyla gençlerin, yaşlıların, herkesin nefes alabileceği, yaşamaktan keyif alabileceği bir Koca Sinan inşa ediyoruz. Bu noktada park sayılarımızı, park varlığımızı, yeşil alan varlığımızı her geçen gün daha da artırarak daha da güzel bir Koca Sinan'ı siz kıymetli hemşerilerimizin istifadesine sunacağımız oyun alanlarını birer birer inşa ediyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Tohumluk Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'na yapacakları eğitim projesine Yahyalı Belediyesi tarafından destek verilecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Tohumluk Vakfı İl Temsilcisi Doktor Serra Menekay ve vakıf yöneticileri projeleri hakkında Başkan Öztürk'e bilgiler verdiler. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Doktor Serra Menekay, "Projemiz hayvancılık ve teknolojiyi bir arada yürütecekleri büyük bir proje halini aldı." diye konuştu. Tohumluk Vakfı'nın Kayseri temsilciliği olarak yine Yahyalı'dayız. Geçen yıl Haydi Kızlar Spora'yla başlatmış olduğumuz proje aslında çok dallandı, budaklandı. Yahyalı hem belediye başkanımızın hem değerli öğretmenlerimizin bizi sevgiyle ve ilgiyle kucaklamış olması nedeniyle bir eğitim projesine dönüştü. Bu yıl Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu'nda da bir takım faaliyetlerimiz olacak. Proje okulumuzun müdürü sevgili Huzeyfe Ergin hocamızın vizyonuyla daha da genişledi. Biraz daha inşaat faaliyetleri de gerekiyor artık. Biraz tarım, hayvancılık ve teknolojiyi bir arada sürdürecekleri büyük bir proje haline aldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise biz eğitimi, eğitimcileri seviyoruz ifadelerini kullandı. Yatılı Bölge Ortaokulumuzun bahçesinde çok güzel bir proje için şu anda istişare ediyoruz. Nasip olursa hayatı da geçirmek istiyoruz. Yani oradaki öğrencilerimiz aynı zamanda tabii köyde kalan yavrularımız şehre geldiği zaman yani köyü unutmama adına bir takım özellikleri, güzellikleri elde etme adına orada tabii çok güzel, hoşuma da giden, takdir de ettiğim bir proje inşallah. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan'la birlikte Hacılar Mahalle Muhtarları'yla bir toplantı yaptı. Toplantıda internet ve telefon altyapısı ile ilgili konular görüşüldü. Hacılar'da altyapı kuruluşlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Hacılar Kafe Restoran'da gerçekleştirilen toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan, Türk Telekom Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Özbayrak, Türk Telekom Operasyon Müdürü Sadık Melih Uzunoğlu ve muhtarlar katıldı. Muhtarların mahallelerdeki sıkıntılarını dinleyen Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Ahmet Özdoğan, İlçe genelindeki sorunların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Uygulamamız var.
hani toplu imza getirelim falan diyorsunuz ya. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da günümüzün önemli bir ihtiyacı haline gelen internet hizmetinin sağlıklı bir şekilde vatandaşlara sunulması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Ve özellikle bizim aşağı mahalle, yukarı mahalle, orta mahallenin okullarımız açılmasından hemen akabinde de bu internet sorununun hızla giderileceği yönünde bilgi sahibi olduk. Allah razı olsun. Bağlar bölgesinde devam eden işlerimiz var. Hürmetçi Karpuz Sekşi'nde yenileme işlerimiz var. Allah razı olsun. Yani Telekom Bölge Müdürlüğü'nün bizim ilçemizde sorunları sıkıca takip ettiği, hızla takip ettiği ve geri dönüşlerin de sizler vasıtasıyla, bizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırılacağı noktasında bilgi sahibiyiz. Allah razı olsun. Kıymetli müdürüme, ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah hani vatan hep beraber bizim. Vatandaşlarımız internetsiz kalmasın, sorunlar tez zamanda çözülsün. Ben bu muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum gerçekten. O noktada da hani iletişim ve bilgilendirme noktasında da hızlıca bize de ulaşıyorlar. Biz de ilgili müdürlüklerimize ulaşıyoruz. Bu birliktelikle beraber de çözümler de hızlıca oluyor. Eksik olmasın. Kıymetli müdürüme de teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi tarafından Talas'ta kış hazırlıkları adıyla düzenlenen organizasyon hafta sonu başlıyor. Bu yıl 2-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Festival Talas 100. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek, kışı hazırlık günlerinde yine salçalar kaynayacak, turşular kurulacak, makarnalar kesilecek. Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı bulacak. Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen el yapımı ürünlerde alıcısıyla buluşacak. Organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler, hafta içi 9 ila 17 saatleri arasında 0531 421 25 25 numaralı telefonu arayabilecekler. Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, oda seçimlerine ilişkin TV1'e açıklamalarda bulundu. Akın, şeffaf ve adil yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz dedi. Ekstradan yoğunluğuyla birlikte yoğun gündeme karşı. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, TV1'de yayınlanan gündem özel programına konuk oldu. Hafta sonu gerçekleştirilecek oda seçimleri hakkında konuşan Başkan Akın, şeffaf ve adil yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz dedi. Diğer taraftan bazı daha öncesinde akademisyenlik yapmış meslektaşlarımızın çok güzel projeleri var. Bunlarla devam ediyoruz. Dediğim gibi benim burada meslektaşlarıma ilk önce vaat edeceğim adil olmak ve eşit bir şekilde, şeffaf bir şekilde yönetim anlayışını devam ettirmek. Bizler böyle devam ettirdik, bundan sonra da böyle olacak. Zaten bununla alakalı ufacık bir şüphe olsa meslektaşlarımız gereğini yapar ve bizleri görev vermez tekrardan. Çünkü buralarda bizler emanetçi olarak görev yapıyoruz. Sizler aracılığıyla tüm meslektaşlarım öncelikli olarak hem genel kurulumuza hem de pazar günkü seçime davet etmek istiyorum. Meslektaşımız nerede nasıl davranacağını, nasıl oy vereceğini zaten biliyordur. Onunla alakalı bizler hiçbir zaman işte oy dilenciliği yapmadık. Bizler yaptığımız işlerle yüzümüz ak bir şekilde gidip desteklerini istedik. Yoksa hani Kayseri tabiriyle kuru kuru gadan alayım değil bizdeki. Proje yapacaksın, onu hayata geçireceksin ve ondan sonra destek istemeye yüzün olacak. Dediğim gibi biz adil ve şeffaf yönetim anlayışımızı bir sonraki dönemde de devam ettireceğiz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel konuları da konuşuruz umuduyla sizlere tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Evet. Büyükşehir Belediye Meclisi önceki dönem İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve 28. dönem İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Kazım Yücel, kent için çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Kent içindeki otopark sorunu dolayısıyla esnafın müşteri kaybettiğini ve vatandaşın da çile çektiğini belirten Yücel, Cami Kebir Mahallesi'nin acil otopark ihtiyacının çözülmesi gerektiğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Meclisi önceki dönem İYİ Parti Grup Başkan Vekili 28. dönem İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Kazım Yücel, çarşı içindeki otopark sorununa dikkat çekti. Kent içinde insanların otopark bulmakta zorlandığını belirten Yücel, cami kebirinin etrafının boşaltılması ve yeraltı otoparkı ile vatandaşlara imkan sunulmasını önerdi. Daha önce belediye meclislerinde gündeme getirdiğimiz konuyu yine yaz dönemlerinde bir kez de vatandaşlarımıza görselde anlatmak istedik. Bakın şehrimiz 6, 7, 8, 9. aylarda yoğun bir misafir akınına neden oluyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte şehir merkezine araçla girmek istediğinde bu yoğunlukla karşılaşılıyor. Her taraf kilitlenmiş bir durumda. Biz bununla ilgili çözüm önerisinde bulunmuştuk. Cami Kebir bölgesi yenilenecek. Oradaki esnaflarımızın dükkanları güncellenecek. İşte o zaman demiştik ki gelin Cami Kebir'in altını komple otopark yapalım. AVM'leri düşünün sevgili vatandaşlarım. AVM'lere insanlar niye gidiyor? Park sorunu olmadığı için gidiyor. Cami Kebir'in altını komple park yaptığımız zaman ne olur? Şehir merkezine gelecek her arkadaşımız orada kendine park alanı bulur. Bu neyi oluşturur? Buradaki esnaflarımıza daha fazla müşteri gelmesine neden olur. Hem bu sıcaklarda bu gördüğünüz kalenin yanından şehir meydanına girdikten sonra park yeri bulamayan bu misafirlerimiz ve vatandaşlarımız yarım saatte buradan tur atıp tekrar çıkabiliyorlar. Çünkü park yeri yok. Ama bunu onlar bilmiyor. Bunu kim bilmesi lazım? Belediyemizin yetkilileri, plan müellifleri, şehrin bu konudaki UKM uzmanları bilmeli. Biz bununla ilgili Cami Kebir'de bu anlattığımız konunun niye hayata geçmediğini araştırdığımızda dediler ki Cami Kebir'in altında tarihi anıt olabilir. Daha iyi ya. Onlar dedi ki yok Yüksek Anıtlar Kurulu buna müsaade etmez. İşimiz çok uzar. Uzasın. Bu şehrin vakti var. Çünkü sizlerden sonra 50-100 yıl, 200 yıl daha yaşayacak. Bu otoparkı eğer altında tarihi anıtların çıktığı düşünülürse bu da bir nimet. Biz de bu tarihi eserlerimizi müzeye dönüştürürüz ve bu vatandaşlarımız burayı gezerler. Geçmiş tarihimizde görürler, gün yüzüne çıkartmış oluruz dedi. Ama dediler buranın maliyeti çok yüksek olur. O da mümkün. Biz dedik ki Kayseri'de çok yatırımcı var veya biliyorsunuz köprüler yapılıyor yap işlet politikalarıyla. E burayı da yap işlet politikasıyla birine verebiliriz. 9 yıl, 19 yıl, 29 yıl veya biz yaparız. 19-29 yıllığına bir iş adamına biz burayı tahsis edebiliriz. Bunlar da mümkün. Yeter ki siz isteyin, çözüm isteyin. Bu şehirde çözüm istendikten sonra mutlaka 1,5 milyon insan içerisinde bir akıllı vardır bunu anlatır. Ya da bunları yapmıyorsanız bu eziyeti bu vatandaşa çektiriyorsunuz, bu esnafın müşterisini azaltıyorsunuz. Siz bir açıklama yapın, öneri bizden. Cevap sizden gelmiyor. Efendim spordaki gelişmeleri bakacağız şimdi. Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanacak. Kayseri Spor da bu hafta deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile 5 puan toplayan Kayseri Spor, Antalya Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar Recep Mamur tesislerinde 3 puan parolasıyla çalışıyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışan sarı kırmızılı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalya'daki mücadele 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen. Kayseri Spor geride kalan haftada 5 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Rakip takım da 2 puanla 16. sırada. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada olacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.